Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Bugün 17 Haziran 2022 günlerden Cuma, saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Türkiye'de ve dünyada son 24 saatte ne yaşandı? Yaklaşık 1,5 saat boyunca getireceğiz ekranlarınıza ama önce her akşam olduğu gibi günün öne çıkan başlıklarını aktarmakta fayda var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ve Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Namluların Türkiye'ye doğrultulduğunu söyledi. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız sizlerle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cuma namazı çıkışında konuştu. Hedefinde yine Yunanistan vardı. Görüşmelerimiz bitti. Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün terör suçlarından dolayı 49 belediye başkanının görevden alındığını söyledi. Soylu'nun eleştirilerinin odağında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Amerika'da vardı. Birazdan bu haberi de sizlerle paylaşacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den çok önemli açıklamalar geldi. Hiçbir şeyin küresel politikada eskisi gibi olmayacağını söyledi. 18 milyon öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. 2022-2023 ders zili 12 Eylül'de çalacak. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler arasında PKK terör örgütü tarafından katledilen Necmettin öğretmenimizin öğrencileri de vardı. Onların heyecanı biraz daha buruktu. Hepsi ve çok daha fazlası için ayrıntılara buyursunlar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye ve Yunanistan'daki ABD üsleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Namluların Türkiye'ye çevrildiğine dikkat çeken Perinçek, Türkiye topraklarında bulunan Amerikan üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini vurguladı. Üslerin kontrolü konusunda hükümete çağrıda bulunan Perinçek, Amerika'nın saldırganlığına hizmet eden üslerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yunanistan'daki üslere karşı tavır alıyoruz. Çok doğru. Ama kendi ülkemizdeki üsleri Amerikalılara 15 gün bir ay neyse süre verelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünü alalım. Buradan o çağrıyı yeniliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da hitap ediyorum. Türkiye'yi sürekli Amerika Birleşik Devletleri üsleri konusunda uyaran Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek önemli bir çıkış daha yaptı. Perinçek, Amerikan üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmesi gerektiğini vurguladı. Yunanistan'daki üsleri temizleyin diyoruz Yunanistan'a. Olur mu diyoruz. Evet. Niçin Amerika'ya yataklık yapıyorsunuz? Biz de Amerika'ya yataklık yapıyoruz. Türkiye nasıl Amerika emperyalizmine yataklık yapabilir? Hem Amerika tehdit, hem İsrail Türkiye için tehdit, hem de biz İsrail'i koruyan, Amerika'nın saldırganlığına hizmet eden üslere vatanımızda yer veriyoruz. Bunu kabul edemeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu üst yer derhal kontrolüne geçmelidir. İncirlik üssü, Kürecik üssü, Erbaç üssü, diğer bütün üsler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçmelidir. Katıldığı televizyon programında Yunanistan ve Türkiye'deki Amerikan üsleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Perinçek, namluların Türkiye'ye çevrildiğine dikkat çekti. Bir gerçeklik var. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye silahlı tehditlerle karşı karşıya. Dağaç, Kavala, Selanik, Larissa, Stefanoviç, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, bütün Ege ve Doğu Akdeniz'de Amerikan üsleri var. Türkiye'ye silahlar, namlular dönük. 2002 yılında Amerikan ordusunun yaptığı Millennium Challenge tatbikatını hatırlatan Perinçek, ABD'nin 2002'de Türkiye ile savaş öngördüğünü kaydetti. Doğu Akdeniz'de Amerika, İsrail, Yunanistan, Türkiye'ye karşı Nabucodonosor ve Nemesis tatbikatlarını her yıl tekrarlıyorlar. Namlularını Türkiye'ye çevirmişler. Tehdit ettikleri ülkenin de Türkiye olduğunu açıkça ortaya koyuyorlar. Bir de hatırlayacaksınız 2002 yılında Millennium Challenge 2002 tatbikatını yapmıştı Amerikan ordusu. Daha 2002 yılında Kıbrıs'tan başlayan bir anlaşmazlıkla dünya 96 saat içinde Ankara'yı işgal ediyordu Amerikan orduları. Yani daha 2002 yılındaki tatbikatla Türkiye'ye karşı bir savaşı öngörmüş Amerika Birleşik Devletleri ve üslerini de kuruyor. Perinçek, Yunanistan'daki üslerin Rusya'ya karşı olduğu iddialarını da değerlendirdi. Hedefin Türkiye olduğuna işaret etti. O Akdeniz ve Ege'deki olayı ciddiye almak lazım. Binlerce tankı getirdiği, oraya yerleştirdiği,
o kadar uçakları yerleştirdiği zaman Amerika, demek ki bu Türkiye'ye karşı bir kötü niyet çok açık ortada. Daha açıdan siz Rusya'ya harekat yapamazsınız. Yani Rusya'ya karşı yığınak yapacaksanız Polonya sınırına, Ukrayna'ya, ondan sonra Baltık oralara yaparsınız. Burada Türkiye'nin hedef alındığı çok açık. Üslerin kontrolü noktasında hükümete çağrı yapan Perinçek, Amerika'nın saldırganlığına hizmet eden üslerin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Madem biz Yunanistan'a Amerika'nın üs kurmasına karşıyız ve bunu Türkiye'ye tehdit olarak görüyoruz. Peki bizim bağrımızdaki Amerikan üsleri, bağrımızda o tehditler var. Onu bu vatanımızda nasıl Amerikan üssü kabul edebiliriz? Üstelik o üsler yalnız Türkiye'yi tehdit etmiyor, İran için tehdit, Rusya için tehdit. Dolayısıyla İncirlik ve Gürecik başta olmak üzere ülkedeki bütün Amerikan üsleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altına alınmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın gündeminde Yunanistan'la yaşanan gerilim vardı. Bununla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Biz kendileriyle olan toplantılarını bitirdik. Bundan daha açık bir rest olabilir mi? Yunanistan bundan böyle başının çaresine baksın, dedi. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlk soru Atina ile yaşanan gerilimli süreç oldu. Yunanistan'la ilgili olarak özellikle sürece yönelik tepkilerimi ortaya koydum. Dürüst siyasetçi karşımda olmadığı sürece bunlarla bir daha görüşmeyeceğimi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarımızı bitirdiğimizi ve Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı da yapmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la bu yıl yapılacak yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısının yapılmayacağını hatırlattı. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın dedi. Ve bu yıl yapılacak olan bu toplantıyı da yapmıyoruz. Bu ne demektir? Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz ve böylece Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın. Cumhurbaşkanı 22 Haziran Çarşamba günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya geleceğini duyurdu. Türkiye, Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz? Bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Önce ekipler, heyetler zaten geldiler. Çarşamba günü de Veliaht Prens kendisi gelecekler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuştu. Tek kutuplu düzenin sona erdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Видно, что это не вышло, не состоялось. Tek kutup dünya dogmalarına dayanan dünya sürdürülebilir değil. Tek kutuplu dünya düzeni dönemi her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda konuştu. Avrupa Birliği'nin siyasi egemenliğini kaybettiğini ifade eden Putin, tek kutuplu dünya düzeninin sona erdiğini vurguladı. Avrupa Birliği siyasi egemenliğini nihai olarak yitirdi ve Avrupa Birliği'nin bürokratik elitleri başkasının dansına eşlik ediyor. Yukarıdan söylenen her şeyi kabul ediyorlar ve böylece kendi halklarına, ekonomilerine, işletmelerine zarar veriyorlar. Rusya'ya yönelik yaptırımların akılsızca ve üzerine düşünülmemiş olduğunu söyleyen Putin, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertme amacının başarısız olduğunu kaydetti. Avrupalı siyasetçiler kendi ekonomilerine kendi elleriyle ciddi bir darbe vurdu. Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyal ve ekonomik sorunların nasıl tırmandığını, malların, gıda ürünlerinin, enerjinin ve akaryakıt fiyatının nasıl arttığını görüyoruz.
Soğuk Savaş'ın ardından Amerika Birleşik Devletleri kendisini hiçbir sorumluluğu olmayan Tanrı'nın yeryüzündeki elçileri ilan etti. Soğuk Savaş'ta zaferi ilan eden Amerika Birleşik Devletleri kendi çıkarlarının kutsal olduğunu öne sürdü. Şu anda tek kale maç oynanıyor ve bu koşullardaki bir dünya sürdürülebilir değil. Batı'nın muktedir elitleri sanrılara kapılıyor ve yaşanan değişiklikleri fark etmek istemiyor. Gıda tedarikinde sorun yaşanacağına dikkat çeken Putin, yaşanan ve yaşanacak sorunun nedeninin Rusya olmadığını belirtti. Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine, okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Aç kalan insanların sayısı artacak. Bu sorunlardan bizi suçlamaları yanlış. Rusya hazır. Biz dünyadaki tarım pazarını dengelemek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Putin, dünyada yaşanan değişiklikler dönüm noktası niteliğinde, köklü ve geri döndürülemez nitelikte, çalkantılı değişimlerin yaşandığı dönemde her şeyin eskisi gibi olacağına inanmak bir hata olmayacak, dedi. Bugün bir kahramanı uğurladık. Cepheden hiç ayrılmayan Gazi, Vatan Partisi MYK üyesi Erten Acır Mersin'de toprağa verildi. Gazi Erten Acır'ın vefatı ailesini, dostlarını ve Vatan Partisi'ni yasa boğdu. Dostları son görevini yapmak için cenazede saf tuttu. Cephenin en önündeydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevinden sonra Vatan Partisi'nde ter döktü. Bir an olsun vatan için savaşmaktan geri durmadı. Gazi, Vatan Partisi MYK üyesi, Şehit Aileleri ve Gaziler Bürosu Başkanı Erten Acır ebediyete uğurlandı. Askeri tören yapıldı. Muğdat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Mezitli'deki yeni mezarlıkta ebediyete uğurlandı. Dostları ve partileri onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Vatan Partisi Genel Sayman Vekili Yıldırım Gencer, MKK üyesi Bayram Yurtiçek, Vatan Partisi Adana İl Başkanı Ahmet Suseven, Mersin İl Başkanı Ali Rıza Taşdelen törene katıldı. Gazi camiasındaki yer bambaşkaydı. Neşesiyle dikkat çekerdi. Koyu bir Beşiktaş taraftarıydı. Arkadaşlar arasında en güçlümüz, en rütbelimiz olarak adlandırılırdı. Silah arkadaşları onu hayatı boyunca askerdi sözleriyle andı. Gençliğin Erten ağabeyi, arkadaşlarının dostu, Gazi camiasının askeri, Türk milletinin kahraman evladı, Vatan Partisi'nin neferi, varlığını Türk varlığına armağan eden isimlerden oldu. Cenaze töreninde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, TGB, CKD, Sığınmacılar Derneği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Mezitli Belediye Başkanı, Gaziler Derneği, Akdeniz Bölge Komutanlığı ve onlarca kurum çelenk gönderdi. Erten Acır 1986 yılında vatani görevini yerine getirmek için bulunduğu Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda yaralanarak gazi olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere toplam 49 belediye başkanının görevden alındığını söyledi. Bu paralar belediyeye aktarılmayınca belediyelerinin kasalarının da rahat etmeye başladığını söyleyen Soylu'nun gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD ve Avrupa'da vardı. Artık belediyelerden Kandil'e ne para gidiyor, ne lojistik gidiyor, ne gıda malzemesi, dolu minibüsler veya arazi araçları gidiyor. Uyuşturucu PKK'nın atar damarı. Bu belediyelerde de şah damarıydı. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte ikisine de darbe vurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da görevlendirme yapılan belediyeler koordinasyon toplantısında konuştu. Soylu, 2019'dan sonra terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere 49 belediye başkanının görevden alındığını açıkladı. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam
694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi. Bunların 152 yıl 258 ayı üst mahkemelerde kesinleşti. Ne oldu? Ne yapılsaydı? Bu terörle iç içe bulunanlara buyurun siz terörle iç içe bulunmayı devam edin dense miydi? Soylu PKK'dan alınan belediyelerin gelirlerinin arttığına dikkat çekti. Görevlendirmelerin ardından belediyelerin 3,2 milyar lira kamu, 4,4 milyar lira da piyasa borcunun ödendiğini bildirdi. Teröre para aktarmayınca hem gelir artmış hem gideri kontrol altına almışlar hem de öz gelirlerini olağanüstü derecede yükseltebilme kabiliyetine sahip olmuşlar. Gelir gider farkı ise eksi 424 milyon liradan artı 1 milyar liraya bu belediyelerin toplamında yükselmiştir. İçişleri Bakanı bölgeye yapılan yatırımlardan da bahsetti. Bugüne kadar görevlendirme yapılan belediyelerin 1839 proje için 5,4 milyar lira yatırım yaptığını ifade etti. Gecenin saat 3'üne 4'üne kadar güvenlikle ilgili herhangi bir problemin, asayişle ilgili herhangi bir problemin, kimsenin herhangi bir korkuya kapılmadan bir yerden bir yere gidebilmesinin rahat bir şekilde önün açıldığı bir tablo var. Bakan Soylu PKK eliyle belediyeleri tahakküm altına alınanların oyun dışına atıldığını belirtti. Diyarbakır annelerinin bunun bir örneği olduğuna dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Birileri Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla terörle mücadele yasasını Trump'a yapmaya hazırdırlar. Aldım verdim yapmaya hazırdırlar. Terör örgütlerinin arkasında Avrupa ve Amerika'nın olduğunu söyleyen Soylu, meclisteki uzantısına da işaret etti. Şu yaptıklarından bir tanesini Amerika'nın ve Avrupa'nın biz yapmış olsak, onlarla ilgili teröristleri veya onların ülkelerine karşı terör örgütü eylemlerini düzenleyenleri kendi ülkemizde barındırsak, Türkiye'yi bir dakikada terör devleti olarak ilan ederler. İçeride de bu işlerin şakşakçısı, destekçisi ve o planlayıcılığına destekçisi de olduğu apaçık ortadadır. HDP'nin kapatılması Anayasa Mahkemesi'nin vatan borcudur. Bu sözler Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye ait. Destici yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'nin artık vakit kaybetmeden HDP'yi kapatması gerektiğini söyledi. Biz İsveç'e, Finlandiya diyorsak meclisinde terörist barındırma, o zaman biz kendimiz o temizliği hemen yapmamız lazım. Anayasa Mahkemesi bence işi uzatmaması lazım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici HDP'nin kapatılması çağrısını yineledi. Adamlar dönse bize dedi ki sizin mecliste partisi var. Bizde bir iki tane, sizde 50-60 tane var dese biz ne diyeceğiz? Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Ankara'da bulunan genel merkezinde gazetecilerle buluşan Destici, HDP'nin kapatılmasının AYM üyeleri için bir vatan borcu olduğunu söyledi. Nasıl ki Mehmetçik vatan borcu ödüyor, canı pahasına mücadele ediyor, her gün neredeyse şehitler veriyoruz. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin bir vatan borcudur. Yani terörle mücadele kapsamında vatan borcunu yerine getirsin Anayasa Mahkemesi üyeleri. Mustafa Destici HDP'nin kapatılmamasının uluslararası düzlemde terörle mücadele diplomasisini de baltaladığına dikkat çekti. Şimdi mesela biz Finlandiya ve İsveç'e ne diyoruz? PKK'ya hani desteği kes haklı olarak. PKK'lıların işte şu isimleri bize iade et. Senin meclisinde de PKK sempatizanı var diyoruz. Adamlar dönse bize dedi ki sizin mecliste partisi var. Bizde bir iki tane, sizde 50-60 tane var dese biz ne diyeceğiz? Üstelik sen bunu hazine yardım veriyorsun, altına araba veriyorsun, maaş veriyorsun. Biz İsveç'e, Finlandiya diyorsak meclisinde terörist barındırma, o zaman biz kendimiz o temizliği hemen yapmamız lazım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı hukukun gereğinin yapılması konusunda Anayasa Mahkemesi'ni uyardı. Ben onlara demiyorum ki hukuk dışı bir karar verin falan demiyorum. Ya Anayasa'nın 68-69. Maddesini hepimiz okuduğumuzda anlıyoruz ki terörle iltisak olan parti kapatılır. İspanya kapatmış mı? Kapatmış. Üstelik terörle iltisakı yok. Sadece terör eylemlerini kınamadığı için kapatılıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu onamış mı? Onamış. Venedik kriterleri ortada mı? Venedik kriterleri de ortada. Yani diyor ki herkes düşüncesini ifade edebilir ama teröre ve şiddete başvuramaz. Başvurursa
siyaset yapamaz. Böyle bir parti olmaz. Destici, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi tartışmalar dışında kapatma kararını derhal açıklaması gerektiğini belirtti. Anayasa Mahkemesi karar verirken şunu düşünmemeli. İşte bu 6 milyon oy aldı. Efendim işte bunu kapatırsak yerine yenisi kurulur. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin işi değil ki, bunlar siyasetin işi. Eğer gerçekten yine Kandil'le ya da İmralı'nın talimatıyla onların önerdiği ya da onay verdiği isimler bir parti kurmaya kalkışırsa işte izin vermesin. İzin vermesin, hiç kurdurmazsın. Yani kurdurup kapatma değil, kurdurmazsın. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı buluşmasında eski meclis başkanı Bülent Arınç'ın elini sıkmadığı iddialarını yalanladı. Kılıçdaroğlu, Arınç'la iki kez tokalaştığını söyledi. Türk demokrasisinin paranoyak olarak niteleyen Bülent Arınç'ın kral çıplak demenin zamanıdır şeklindeki açıklamasına da destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin kurucularından eski meclis başkanı Bülent Arınç'la tokalaşmadığı haberlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Arınç'la iki kez tokalaştıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından da tokalaşmanın görüntülerini paylaştı. Bilmiyorum nereden çıktın ama tokalaştık. Üstelik bir değil iki kez tokalaştık. Tokalaşırız tabii, niye tokalaşmayalım? CHP lideri Bülent Arınç da geçtiğimiz günlerde Türk Demokrasisi Vakfı'nın etkinliğinde buluşmuşlardı. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Arınç etkinlikte yaptığı konuşmada Türk demokrasisinin FETÖ konusunda paranoyaklaştığını ileri sürmüş, kral çıplak demenin zamanıdır ifadelerini kullanmıştı. Siyasetçilere ders verir nitelikte bir konuşmaydı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Arınç'ın sözlerine tam destek verdi. Bu ifade benim açımdan önemli. Aslında Türk demokrasisi için de son derece önemli bir açıklama. Eski meclis başkanı Arınç bir süredir Türkiye'nin FETÖ'cü terör örgütüyle mücadelesini hedef alan açıklamalarıyla gündeme geliyor. FETÖ bağlantıları nedeniyle kamu görevinden alınan KHK'lıların durumunu facia olarak niteleyen Arınç, mağdur olarak nitelediği KHK'lılardan özür dilemişti. KHK bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu felaketi yaşayan insan var ki aslında onlardan da özür diliyorum. Arınç, terör tutuklusu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve 15 Temmuz davasında casusluk suçlamasıyla yargılanması devam eden Osman Kavala'nın tahliye edilmeleri gerektiğini söylemişti. Çözüm süreci içerisinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da tahliyesi olabilir. Kavala hakkındaki iddialar, yani onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Türkiye'nin NATO'ya katılımını veto ettiği İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binasına terör örgütü PKK'nın flaması ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı yansıtıldı. PKK'nın eylemini değerlendirdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve şu ifadeleri kullandı. PKK, YPG adeta İsveç'i rehin almış durumda. Kesinlikle tam bir terör odağı, tam bir terör yuvası. İsveç'in başkenti Stockholm'u yine PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan fotoğrafları süsledi. PKK'ya destek nedeniyle NATO üyeliği Türkiye tarafından veto edilen İsveç'te terör propagandası devam ediyor. Özellikle bu PKK terör örgütü YPG PKK her türlü çabayı sarf ediyor, adeta rehin almış durumda. Stockholm Belediye Binası ve kentin sembol yapılarının başında gelen Avicii Arena'ya polisin gözü önünde PKK destekçileri terör örgütü simgelerini yansıttı. PKK lehine sloganlar atıldı. Görüntülerin sosyal ağlarda dolaşıma girmesi üzerine Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt konuyu belediye başkanına sundu. Büyükelçiye kesinlikle böyle bir şey olmadığı yanıtı verildi. Yetkililer de haberlerinin olmadığını söyledi. 14 Haziran akşamı Türkiye'nin İsveç makamlarıyla temaslarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan'da açıkladı. Görüntüler önce sosyal medyada çıktı. Bu sosyal medyada görüntüler çıkar çıkmaz çıktığı zaman aslında belediye başkanıyla büyükelçimiz bir yerdeydi, beraberlerdi ve büyükelçimiz hemen sorduğu zaman belediye başkanı kesinlikle böyle bir şey olmadı dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberlerinin olmadığını söylediler ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştirdiğini söyledi.
Çavuşoğlu İsveç kanunlarının yetersizliğine dikkat çekti. PKK'nın İsveç'i rehin aldığını söyledi. İşte terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Sadece Türkiye'ye, bize değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Zaten PKK destekçisi bir milletvekili var. O da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu PKK terör örgütü, YPG, PKK her türlü çabayı sarf ediyor, adeta rehin almış durumda. Dışişleri Bakanı İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istediklerini belirtti. Çavuşoğlu, pazar akşamı Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal'la Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın Brüksel'e gideceğini ve İsveç'te Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili NATO'da çalışma toplantısına katılacaklarını açıkladı. Ama biz bu konudaki kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısı için gittiği Brüksel'de ittifak ülkelerine önemli mesajlar verdi. Akar, PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebiyle ilgili oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit dedi. Akar, terör örgütü PKK'nın elindeki İsveç silahlarıyla ilgili olarak da kanıtlarıyla birlikte ortaya koyduk, muhataplarına sorduk ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısı sonrası Brüksel'de gazetecilerle bir araya geldi. Terör örgütünü görmezden gelen bir anlayış ittifak hukukuyla bağdaşmaz. Bakan Akar, PKK destekçisi İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebiyle ilgili NATO ülkelerine önemli mesajlar verdi. Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra da savunma örgütünde müttefik olmak istemek büyük tutarsızlık dedi. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal, silah desteği yapan, olayı efendime söyleyeyim bir terör yuvasına dönüştüren NATO için de bir tehdit bu. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin askerlerimizi, güvenlik güçlerimizi şehit ettikten sonra kaçıp sığınak olarak bu ülkelerde kalması kabul edilebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Akar, terör örgütü PKK'nın elindeki İsveç silahlarını da kanıtlarıyla birlikte muhataplarına sorduklarını söyledi. Her şey açık ve net, somut. Ve bunları biz kanıtlarıyla, belgeleriyle muhataplarımıza takdim ettik, sunduk. Nedir mesela? Bu bir tank savar silahı var, AT-4 diye hepinizin bildiği. Ya bunlar işte oradaki yapılan aramalarda, oradaki yapılan çatışmalarda ortaya çıktı, çıkmaya devam ediyor. Ya bunları koyduk belgeleriyle, resimleriyle, fotoğraflarıyla, seri numaralarıyla. Milli Savunma Bakanı Akar, söz konusu ülkelerdeki PKK yanlısı gösterileri ve teröristlerin iade süreçlerindeki olumsuzlukları da hatırlattı. Bazı müttefiklerin Türkiye'yi savunma sanayiinde uyguladığı ambargoya dikkati çekti. Türkiye'ye karşı silah ambargosu, terör örgütlerine karşı da sınırsız destek. Diyelim ki bu arkadaşlar bu ülkeler ittifaka dahil oldular. Terör örgütü sizin müttefikiniz Türkiye'ye karşı silah kullanırken, saldırı yaparken siz diyeceksiniz benim bunları yapacak bir şeyim yok. Ya bu gerçekten akıllara ziyan. Bakan Akar tahıl koridoru konusuna da değindi. Moskova ve Kiev'le temasların sürdüğünü belirtti. Çok yoğun bir şekilde bir diplomasi trafiği, görüşme trafiği devam ediyor. Önümüzdeki günlerde biraz daha olayları biz hızlı gelişme fırsatı bulacağız. Şu anda yapmaya çalıştığımız şey Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler, Türkiye toplantısını yapmak suretiyle bu işin suratla çözülmesini sağlamak. Akar tüm bu çalışmalar yapılırken Montreux Sözleşmesi'nin aşındırılmamasının önemine de vurgu yaptı. Buradaki dengenin bozulmasını istemiyoruz. Karadeniz'i bir rekabet ortamına dönüştürmeyelim ifadelerini kullandı. Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke meclise ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop fezlekeyi Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi. Elinize alıyorlar! Atın orayı, atın!
HDP'nin çağrısıyla İstanbul Kadıköy'de yapılmak istenen bölücü yürüyüşte polis memurunu yumruklamıştı. Fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştı. İmralı'da Meclis Başkanı Mustafa Şentop, DBP'li vekil Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gönderdi. Dokunulmazlık milletvekillerinin şahsına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması tamamen bir haddini bilmezliktir. Bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede Aydeniz, polise mukavemet, kamu görevlisine hakaret, yaralama, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmakla suçlanıyor. Görevini yapan polis memuruna yumruk atmasıyla kamuoyunda büyük tepki çeken DBP'li vekilin suç dosyası bir hayli kabarık. Kürdistan'ı da açık bir cezaevine dönüştürmüştür. Salih Aydeniz hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle başsavcılıklar tarafından 2018'den bu yana 80 fezleke hazırlandı. Milyonlarca asgari ücretli o haberi bekliyor. Habernet, Temmuz ayında yapılması planlanan düzenleme. İşte o düzenleme ile ilgili Türk İş Başkanı Ergün Atalay bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından da açıklamayı yine bizzat kendisi yaptı. Artış için çalıştıklarını ancak rakam konusunda henüz konuşmadıklarını söyledi. Temmuz ayında enflasyon farklarıyla Ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Gündemde ne var? Gündemde asgari ücret var, şu emeklerin durumu var, EYT var. Yani ne varsa geçişçiyle ilgili, taşeronlarla ilgili her konuyu A'dan Z'ye konuşma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 18.05'te başlayan görüşme 20'de sona erdi. Görüşmede asgari ücretten EYT'ye kadar birçok konu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı da bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili size de kamuoyuna da bilgi verir. Sizi çağırırız, konuşuruz dediler. Kısa özeti bu. Yani şurada bir rakam yok ortada ama şu asgari ücretin Ocak ayındaki alım gücünle şu andaki alım gücünü, işte emeklinin maaşını, yani gündemde ne sorunlar varsa A'dan Z'ye konuşma imkanı buldu. Bizi dinledi. Anlatmam gerekenler noksansız anlattı. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili çalışma yapıldığını, önümüzdeki günlerde de ilgili çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiğini söyledi. 4 aydır söylediğim bir iş var. Diyorum ki asgari ücreti her ay ayın 4'ünde enflasyon açıklanıyor. Yani işte aralığı ocağı beklemeyelim. Enflasyondan verilsin her ay. Bunun öyle bir talebim var. 4 ay evvel söyledim. Ben gene aynı noktadayım. Ama bugüne kadar biz aralık ayın dışında asgari ücreti toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki yani bırakın aralık ayını işte Haziran'ı bilen bulduğu zaman biz alım gücünü insanlar kaybetti. Atalay asgari ücretteki artışa yönelik rakam konuşulmadığını ifade etti. Toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum dedi. Güzel, müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı dedi ben her şeyin farkındayım. Ne olduğunu biliyorum. İşte bizim elimizdeki rakamlar onların elinde de var. İşte Çalışma Bakanı bilgi sahibi yapıyor diye ifade etti. Yani güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde de kamuoyuna müspet bir haber verirler. Biz de bundan mutlu oluruz. Asgari ücret yılbaşında %50,5 zamla 4.253 liraya yükselmişti. Sayın Cumhurbaşkanı bana benim çalışma arkadaşlarım dedi, Çalışma Bakanlığı ekibi çalışma yürütüyor dedi. Önümüzdeki günlerde size bilgi verecektir. Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 binlerin böyle değil. Yani söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyor ki asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın diyorlar. Yani işin kolay yönü o. Yani biz burada insanların cebine ne girecek ben ona bakıyorum. Emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum ben. İşte bununla ilgili toplum memnun olacak bir şey olur diye düşünüyorum. Vatan Partisi'nin düzenlediği üretim devrimi kurultaylarının bu seferki adresi Giresun'un Tirebolu ilçesi oldu. 104. kurultayda fındık meselesi ele alındı. Üretimin artması adına çiftçinin desteklenmesi gerektiği belirtildi. Maliyetlerin ise aşağı çekilmesi talep edildi.
Bir keresinde girdi maliyetlerimiz çok yüksek. Gübre atmakta çiftçilerimiz sıkıntı çekiyorlar. Mazot fiyatları yüksek. Fındık'ta üretim devrim kurultayı Giresun'un Tirebolu ilçesinde yapıldı. Türkiye borçlarla önümüzdeki dönemi sürdürmesi mümkün değil. Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman fındıkta yaşanan sorunları anlattı. İlaçlamalarla alakalı çiftçilerimizin sorunları var. Bir sürü firmaya lisans verilmiş ve çiftçilerimizin her yıl bir ilaç çıkıyor. Küllemeyle alakalı çıkıyor. Haşerelerle alakalı çıkıyor. Çiftçilerimiz her yıl bir ilaç denemek zorunda kalıyor. Bu konuda da çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Fındık ağaçlarının yaşlı olması rekolteyi olumsuz etkiliyor. Yaman, üreticinin beklentilerini sıraladı. Ekonomik olarak. O yüzden devletimizin, hükümetimizin desteklemesi gerekiyor bu konuda. Zaten bu konu ve girdi maliyetleri düşük olduğu sürece fındık, ben inanıyorum ki Türkiye'de 1 milyon tonu geçer. Ulusal Fındık Konseyi Başkanı, aynı zamanda Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, üretimin artırılmasına dikkat çekti. Köye dönüş projesini başlatmamız lazım. Köylerde sosyal yaşam alanlarını yeniden kurmamız lazım. Okulları açmamız lazım. Eskiden köylerde öğretmenler vardı, önderlik yapıyordu. Şimdi köyde çiftçinin akıl danışacağı kimse kalmadı. Bunu başarmamız lazım. Toplulaştırmayı başarmamız lazım ve özellikle 3 ilde, başta Giresun olmak üzere Ordu ve Trabzon'da ki meyilli arazidir ve en yaşlı arazilerdir, bunların bir an önce yenilenme çalışmalarına destek vermesi lazım. Üreticinin rahat bir nefes alması için girdilerin düşülmesi gerekiyor. Biz üretirsek dünyaya yedirmemiz mümkün. Eğer biz 1 dolara üretip 3 dolara satar hale gelmezsek biz üretmekten vazgeçiyoruz. Üretmekten vazgeçersek de bizim dışımızdakiler üretiyor. Üretirken maliyetimizi mutlaka ama mutlaka düşürmemiz lazım. Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç, zor dönemlerin üreterek aşılacağını söyledi. Fındık üreticimiz, sanayicimiz, köylümüz, işçimiz, Türkiye'nin birikimi, zenginlikleri bu zor dönemi aşacağımızın en önemli göstergelerinden. Türkiye'nin önünde üreticinin baş tacı olacağı, üretenlerin Türkiye'yi yöneteceği bir döneme girdi. Çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Oruç, üreticilerin iktidarını müjdeledi. Bir üreticimiz, köylümüz, sanayicimiz üretsin, ona ucuz gübre, ucuz ilaç sağlayalım. Hadi bakalım üretimi şekillendirelim. Kaynak üreticiye gidecek, kaynak köylüye gidecek, kaynak sanayiciye gidecek. Üreticimizi, köylümüzü o faizciye ve sıcak borsa komisyoncuna ezdirmeyeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde artık sizler varsınız. Sınır bölgelerinde yaşayan halk ve iş insanları Türkiye ve Suriye hükümetinin işbirliği yapmasını istiyor. Eğer bu sağlanırsa ticaret artacak ve sığınmacıların dönüşü sağlanmış olacak. İş insanları ayrıca sınır kapılarının daha işlevsel hale getirilmesini istiyor. Türkiye ve Suriye ilişkileri düzelirse bölge ekonomisi yeniden canlanacak. Sığınmacıların dönüşü hızlanacak. Biraz daha dikkat alarak, günlük siyaset değil de illere dönük siyaset üreterek, işte merkezi Suriye hükümetiyle işbirliği yaparak onların çözmesi gerek. Yoksa bunu... Kilis Öncüpınar sınır kapısı önünde ulusal kanalı konuşan iş insanı Cevdet Yüksel, ekonominin yeniden hareketlenmesini istedi. Sınır kapılarına dikkat çekti. Sınır kapılarının da işlevli kazanması gerekiyor. Sınır kapılarının birden fazla çoğalması gerekiyor. Artı buradaki küresel ekonomik güçler büyük ülkelerin özellikle Amerika gibi devletlerin buradan çekilmesini istiyor. Buradaki siyasi oyunların çekilmesini istiyor. İş insanlarından Türkiye-Suriye işbirliği çağrısı yükseldi. Suriye hükümetleri oturup yani siyasette kin olmaz, nefret olmaz. Ülkenin menfaatleri için ki inşallah en kısa zamanda bunlar yürürlüğe girer de buradaki halkımız da geri döner. Kendi memleketine, kendi topraklarına. Bölge halkı Amerika Birleşik Devletleri ve PKK'nın bölgeden temizlenmesini istiyor. İki ülke arasında işbirliği sağlanırsa sığınmacılar da yeniden ülkelerine dönecek. Mevcut bir ülke var orada şu anda. Bu ülkenin tanınması gerekir. Kendi sınırları içinde kendi egemenliği. Zaten temel sorun Amerika. Bir an önce buralar temizlenmesi, halkımızın oradaki vatandaşın huzura kavuşması gerekir.
Türkiye'nin en büyük buğday üretim merkezlerinden biri olan Mardin'de biçer döverler hasat için tarlaya girmeye başladı. Bu yılki rekolte beklentisi tam 1,5 milyon ton. Türkiye'nin en önemli buğday üretim merkezlerinden birisi olan Mardin Ovası'nda hasat süreci başladı. Üreticiler biçer döverleriyle 24 saat hasat için ter döküyor. Çalışmalarına son gaz devam ederken arazilerden dönüm başına 500 ila 850 kilogram arasında verim elde ediliyor. Hasat edilen buğdaylar Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ne götürülüyor. Hasattan geriye kalan samansa Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilerek üreticiye ek gelir sağlıyor. Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter bereketli bir sezon beklediklerini söyledi. Türkiye'nin buğday ihtiyacının %10'unu karşılayan Mardin'de geçen yıl 1 milyon 200 bin ton rekolte elde edilmişti. Rekolte bu yıl 1 milyon 500 bin ton bekleniyor. Kuru tarım yapılan alanların sulamaya açılmasıyla verimin 2 milyon 500 bin tona kadar çıkabileceği belirtiliyor. Sulama kanallarının da Mardin Ovası'nda faaliyete geçmesi halinde buğday ihtiyacının %20'sinin Mardin'den karşılanabilmesi öngörülüyor. Kilis'in de zeytini üreticisini heyecanlandırıyor. Bu yıl üretilmesi planlanan zeytin tutarı tam 60 bin ton. Aroması, kokusu, lezzeti. Kilis'in kendine has tadıyla öne çıkan zeytini sofraların vazgeçilmezi. Kilisli üreticilerin bu yıl zeytinde rekolte beklentisi yüksek. Bu sene beklentimiz 60 bin ton zeytin beklemekteyiz. Bunun 10 bin tonu sofralık, 50 bin tonu yağlık olarak beklemekteyiz. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir bu yıl var yılı derken çiftçiler yüksek rekolte heyecanı yaşıyor. 50 dönümden 3 ton bir beklentim var. 50 dönüm zeytinim var. 3 ton bir beklentim var yağ olarak, zeytin yağı olarak. Coğrafi işaret tescillinin alındığı zeytinde üretim alanı da arttı. 280 bin dekar alanda üretim yapmaktaydık ama coğrafik işaretin alınmasıyla beraber ilimizde şu anda 300 bin dekar alana kadar zeytin üretimi yapılmaktadır. Kazakistan'da yapılan Suriye konulu 18. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisi açıklandı. Türkiye, Rusya ve İran Suriye'de ayrılıkçı yönetimlere karşı işbirliğinin devam edeceğini bir kez daha teyit etti. Suriye krizine kalıcı çözüm bulmak üzere Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde başlatılan Astana görüşmelerinin 18.'si Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapıldı. Toplantının sonuç bildirisinde taraflar Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütleri bir kez daha yineledi. Bildiride sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı yönetimlere karşı kararlılık vurgusu yapıldı. Suriye'nin kuzeyine ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekildi. Taraflar terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrimeşru, sözde öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayarak, Kuzeydoğu Suriye'deki gayrimeşru ve sözde öz yönetim girişimleri dahil olmak üzere terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı. Sonuç bildirisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda varlığını sürdüren bölücü terör örgütü PKK-YPG'ye işaret edildi. Taraflar buradaki yerel halkın barışçıl gösterilerinin şiddetle bastırılması, zorla silah altına alma ve eğitim alanındaki ayrımcı faaliyetler dahil olmak üzere sivillere yönelik artan baskı ve saldırılardan duyulan derin endişelerini beyan etmiştir. Bu çerçevede PKK-YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığımızla sınırımızı korumak, halkımıza, güvenlik güçlerimize ve Suriyeli masum sivillere yönelik saldırıları engellemek için her türlü tedbiri almaktan imtina etmeyeceğimiz güçlü bir şekilde vurgulanmıştır.
Bildiride ayrıca Türkiye, Rusya ve İran'ın İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumu ayrıntılı olarak gözden geçirdikleri belirtildi. Bölgede sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması ve insani durumun iyileştirilmesi için daha fazla çaba gösterme hususunda mutabık kaldıkları kaydedildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Güney Kıbrıs ziyaretinde Rum yönetiminin hem ada üzerinde hem de Doğu Akdeniz'deki kışkırtma politikalarını destekleyen açıklamalar yaptı. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Abbas'la Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tahriklere karşı ortak mücadele etme konusunda tam bir fikir birliğine vardıklarını ifade etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyaret kapsamında gittiği Lefkoşa'da Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis tarafından karşılandı. Daha sonra Abbas ve Anastasiadis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçerek ikili görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abbas, iki ülkeyi birbirine bağlayan özel bir ilişki olduğunu ve kendisinin de bununla övündüğünü vurguladı. İkili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi adına iki işbirliği metni imzalandığı belirtildi. Abbas konuşmasının sonunda en kısa zamanda Güney Kıbrıs, Filistin, Yunanistan üçlü zirvesinin yapılmasını temenni ettiğini de kaydetti. Anastasiadis ise Filistin devleti yetkililerinin Kıbrıs sorununa yönelik çağ dışı duruşun ve Türk işgalinin sona ermesi, adanın yeniden birleşmesi yönündeki yorulmak bilmeyen çabalarımıza verdiği kesintisiz destek için Başkan Abbas'a şükranlarımı sunuyorum dedi. Mahmut Abbas ile Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tahriklere karşı ortak mücadele etme konusunda tam bir fikir birliğine vardıklarını kaydeden Anastasiadis, iki ülkenin ilişkilerinin önümüzdeki dönem daha da geliştirileceğini vurguladı. Mahmut Abbas ise Türk işgali ifadesine herhangi bir tepki göstermedi. Ziyarete hem Filistin içinden hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepkiler geldi. Devlet Başkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 15 yıldır yapılmaması nedeniyle Mahmut Abbas'ın meşruluğu tartışma konusuydu. Son yapılan ziyaretle birlikte Abbas'a tepkiler büyüdü. Ziyaretin gereksiz olduğu belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Danışmanı Profesör Doktor Ata Atun da değerlendirmelerde bulundu. Atun, ne Cumhurbaşkanımız, ne KKTC hükümeti, ne vatandaşlarımız, hiçbirimiz bu ziyaretten hoşnut değiliz ifadelerini kullandı. Mahmut Abbas'ın gidip Rum tarafını ziyaret etmesi, 3 gün kalması ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hiç bahsetmemesi, Türkiye'nin haklarından bahsetmemesi bizi son derece rencide etmiştir. Filistin'in Türkiye dururken Rumlardan medet ummasını da anlamış değiliz. Geçmişte bizimle hiç temasa geçmediler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hep yok sayan bir davranış içine girdiler. Açıkçası bu tür davranışlardan gerçekten çok rahatsız olmaktayız. Sahada tükenen Ukrayna ordusu Batı'dan istediği desteği bulamıyor. Son olarak Fransa, Batı ülkelerinin tank ve savaş uçakları dahil bazı silah türlerini vermeme konusunda anlaştığını söyledi. Devam eden operasyonla ilgili Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun Rusya'nın başarılı olmasına imkan vermemek için tüm kaynaklarını kullandığını belirtti. Ukrayna ordusu sahada giderek tükeniyor. Üstelik Batı ülkeleri de Ukrayna'ya sırtını döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya tank ve savaş uçakları dahil bazı silah türlerini vermeme konusunda anlaştığını söyledi. Devam eden operasyonla ilgili Rusya'dan da önemli bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun Rusya'nın başarılı olmasına imkan vermemek için tüm kaynaklarını kullanacağını belirtti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleşen NATO Savunma Bakanları toplantısı değerlendirildi. Zaharova, NATO'nun başlıca hedefinin Rusya'nın Ukrayna'da başarılı olmasını engellemek olduğuna dikkat çekerek bu hedefe ulaşmak için NATO ve üye ülkelerin mevcut tüm kaynaklarının kullanılacağı ortada ifadelerini kullandı.
Zahorova, NATO Savunma Bakanları toplantısında esasen Ukrayna'daki çatışmayı daha fazla tırmandırmaya yönelik adımların görüşüldüğünü kaydetti. Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin'dense tanınmaya ilişkin kritik bir açıklama geldi. Puşilin, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma sürecini resmi olarak başlattığını duyurduğunu belirtti. Rusya'nın Batı'nın yaptırımlarına karşı adımları da kararlılıkla sürüyor. Tarım Bakanı Patrushev'den önemli bir açıklama geldi. Bu yıl tahıl ihracatımız sadece dost ülkelere yapılabilecek ve umudumuz ve beklentimiz yaklaşık 130 milyon ton ifadesini kullandı. Batı'nın yaptırımları sonuçsuz kaldı. Rusya krizleri müttefikleriyle aşıyor. Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, ülkenin bu yıl 130 milyon tona ulaşabilecek tahıl ürünlerinin yalnızca dost ülkelere ihraç edileceğini açıkladı. Patrushev, bozuk tedarik zincirleri ve finansal hesaplamalardaki zorluklara da dikkat çekti. Rusya'nın en çok ihtiyacı olan ülkelere gıda sağlamak için bu engelleri aşması gerektiğini söyledi. Rusya Tarım Bakanı, tarımsal ürünlerimiz dış pazarlarda olacak ancak sadece bize dost olan, bizim için engel ve zorluk yaratmayan ülkelerde olacak dedi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay yaptığı açıklamada Rusya'nın bu yıl rekor buğday hasadı ve tam buğday mahsulü beklediğini açıklamıştı. Bazı ülkelerin kıtlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu da hatırlatan Rusya Devlet Başkanı, bu duruma batılı ülkelerin neden olduğunu söylemişti. Yunanistan'daki ana muhalefet lideri Alexis Tsipras, Başbakan Mitsotakis'i uyardı. Ülkenin batının ileri karakolu haline dönüştüğünü vurgulayan Tsipras, aslına bakarsanız korumasız bir karakol çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız, dedi. Mitsotakis yönetimi ülkeyi Batı'nın ileri karakoluna dönüştürdü. Egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız. Türkiye'ye karşı kimseden güvenlik teminatı almadık. Yunanistan'ın eski başbakanı, ana muhalefetteki Syriza hareketinin lideri Alexis Tsipras bu ifadelerle Kyriakos Mitsotakis hükümetine yüklendi. Tsipras bu uyarıları Yunanistan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği'nin yıllık olağan genel kurulunda yaptı. Tsipras, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in dış politikada izlediği yolun Yunanistan'ı belirsizlik ve güvensizlik ortamına soktuğunu belirtti. Yunanistan'ın çözümün parçası olmak yerine artık krizin parçası haline geldiğini ifade eden Tsipras, ülkenin batının ileri karakolu yapıldığını vurguladı. Yunanistan, Doğu Akdeniz'in zor bir bölgesinde istikrar ve güven merkezi iken batının ileri karakolu haline dönüştü. Aslında korunmasız bir karakola. Çünkü umarım olmaz ama eğer egemenliğimizi savunmamız gerekirse kendimizi kandırmayalım, bir başımıza olacağız. Güçlü müttefiklere sahip olmakla övünen Başbakan Kyriakos Mitsotakis'i uyaran Tsipras, Türkiye ile iletişim kanallarının açılmasına gayret gösterilmesini istedi. Tsipras, kendimizi kandırmayalım, Türkiye'ye karşı kimseden güvenlik teminatı almadık dedi. Tsipras, Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı ambargolar nedeniyle ağır bir ekonomik bedel ödediğine dikkat çekti. Tsipras, Ukrayna'ya adalardan ve sınır bölgelerinden ağır silahlar göndererek Ukrayna'ya aktif bir şekilde müdahil olmamız maalesef bizi savaşa doğrudan dahil olan ülkeler arasına koyuyor dedi. İzmir Kemalpaşa'da bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında 39 işçi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldı. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Gıda İş Sendikası'nda örgütlenen emekçiler fabrika önünde direniş çadırı kurdu. Eylemlerinin 31. gününde olan emekçiler işten atılan arkadaşları geri dönene kadar eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar. Sabe!
Bu slogan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden Abaloğlu Lezita Fabrikası önünden yükseldi. Lezita işçileri sendikalı oldu. İşveren 39 işçinin işine son verdi. Emekçiler arkadaşları tekrar işbaşı yapsın diye direniş çadırı kurdu. 31 gündür eylemdeler. Bu mücadele sekteye uğramadan devam edecek. Eğer o kıyamet iki dilim ekmek için kopacaksa şart olsun bu fabrikanın önünde kopacak. Lezita fabrikasında 2900 çalışan var. Bir sene önce 1200 işçi Özgıda İş Sendikası'na üye oldu. Sendika yetkiyi aldı. İşveren yetkiye itiraz etti fakat bu süreçte önce 20 daha sonra 19 emekçinin işine son verdi. İşten çıkarılan arkadaşlarımızın hepsini geri almalarını istiyoruz. Çünkü onların hepsi haksız yere işten çıkarıldı. Hiçbir suçları yoktu. Amacımız fabrikamızı kötülemek değil. Biz buraya ekmek davası için geldik. Sendikalı çalışmak istiyoruz. Bunu defalarca söyledik ama işveren buna yanaşmıyor. İşten çıkarılan 20 emekçi İzmir 23. İş Mahkemesi'nde işi iade davasını ve sendikal tazminat haklarını kazandı. Ama Abaloğlu Lezita işvereni mahkeme kararını uygulamadı. İşçileri Vatan Partisi yalnız bırakmadı. İzmir ve Manisa örgütleri işçilerle omuz omuza verdi. Sendikanın varlığı, örgütlü işçinin varlığı bir fabrika için hangi zararı getirmiş bu zamana kadar? Tam tersine, orada üretimin daha da artmasına, işçinin fabrikayı daha da sahiplenmesine, daha çok alın teri dökmesine yol açmıştır. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, Lezita işverenine seslendi. Sendikal faaliyetin önünde durmayın dedi. Üretimin artması, üretimin sağlıklı olması için en önemli şart nedir? İşçi sınıfı örgütlü olacak, sendikalı olacak, o bu fabrikaya yarayacak. Bunu iyi anlamalılar. Ulusal kanalı açıklama yapan Özgıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksal Şengün, iş barışından yana olduklarını söyledi. Emekçinin taleplerini sıraladı. İşten çıkan toplam 39 arkadaş tekrar işbaşı yaptırılacak. İnsanların anayasal haklarına, iradelerine saygı duyulacak, sendikayla masaya oturtulacak. Hiç kimse de ekmekle korkutulmayacak. Bu taleplerimiz karşılana kadar da burada direnişimiz devam edecek. İşçiler arkadaşları işe geri alınana kadar eylemlerini sürdürecek. Merkez Bankası Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre yıl sonu enflasyon beklentisi %64,59'a yükseldi. Yıl sonu faiz beklentisi ise %14. Döviz kuru beklentisi %18,89 oldu. Merkez Bankası para ve banka istatistiklerini de yayınladı. Merkez Bankası'nın net rezervleri 10 Haziran haftasında 8.2 milyar dolarla Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Merkez Bankası'nın düzenlediği Haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlandı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileriyle profesyonellerden oluşan 50 katılımcının yanıtladığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket dönemine göre %6,5 arttı, %64,59'a yükseldi. Yıl sonu faiz beklentisi %14, döviz kuru beklentisi 18,89 lira ve büyüme beklentisi ise %3,5 oldu. Öte yandan Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini de yayımladı. Bankanın net rezervleri 10 Haziran haftasında 8,2 milyar dolarla Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brüt döviz rezervleri ise 228 milyon dolar geriledi, 60 milyar 788 milyon dolar oldu. Altın rezervleri ise 445 milyon dolar artışla 41 milyar 725 milyon dolara çıktı. Böylece 10 Haziran'la biten haftada toplam rezervler 228 milyon dolar azaldı, 102 milyar 513 milyon dolara geriledi. Bugün son ders zili çaldı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatiline başlamadan önce karne heyecanı yaşadı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül'de başlayacak. Hey! 2021-2022 eğitim öğretim yılı bugün son ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Öğrenciler de karnelerine kavuştu. Hey!
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Dönem güzeldi. Tabii bazı dersler zorladı birazcık. Hangi ders? İngilizce birazcık ağırlıklıydı bizim. Birazcık onda zorlandık. Okulu özlemiştim. Yani zorlandığım dersler de yok. Yeni arkadaşlarımla tanıştım. Onları da çok seviyorum. Zorlandığın dersler var mı Yunus Emre? Hani zorlandığım ders olmadı benim için. Hani birazcık fen falan sıkıcı geldi. Birazcık matematikte zorlandım. Peki hangi derslerde zorlandın bu dönem? İngilizce'de. Nasıl bir dönem geçirdin? Yani iyisiyle kötüsüyle güzel bir dönem geçirdik. Başlarda canlı dersten sebep birazcık alışmamız zor oldu ama sonradan sonraya alıştık. Öğrenciler eğitim öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatilinde atacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 12 Eylül'de başlayacak. Yaz tatiline gidince ben anneannemle dedemin yanına gitmeyi düşünüyorum. Neredeler? Eskişehir'de. Futbol kursuna başlayacağım. Mahallede falan oynayacağım. Belki köye de gidebilirim. Köyün neresi? Amasya. Köye gitmeyi düşünüyorum. Nerede köyün? Nevşehir'de. Ne yapacaksın? Muğla'ya gideceğiz. Orada çok güzel. Denize yüzüyoruz. Öyle mi? Yüzmeyi seviyor musun? Evet, seviyorum. Peki. Sabah erkenden kalkmayacağım. Çok mutluyum. İstanbul'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı karne dağıtım töreni yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eğitime harcanan her bir kuruş Türkiye'nin geleceğine yatırımdır dedi. Yarının Türkiye'sini, gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan işte bu çocuklar, gençler inşa edecek. Eğitim öğretime harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bu yıl ilk kez yaz okullarının açılacağını duyurdu. Bugün eğitim öğretime son vermemize rağmen öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Artık ilk kez bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanlarında yaz okulları açıyoruz. 81 ilde. PKK'nın katlettiği Necmettin öğretmenin öğrencileri de karne aldılar bugün. Çok da sevinçli değillerdi. Biraz gururlulardı ama daha çok hüzün hakimdi o çocukların gözlerinde. 6 ve 7. sınıf öğrencileri hayallerine Necmettin öğretmen gibi bir öğretmen olmayı almışlar bile. Onu hepimiz çok özlüyoruz. Yanımızda olmasa bile her zaman kalbimizde. Vatanının milletine bağlı öğrenciler yetiştiren Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri karne aldı. Onun gibi şefkatli bir öğretmen olacağım. Saygılı, sevgili biri olacağım ve çocuklarımı çok iyi yetiştireceğim. 2017 yılında PKK'lılar tarafından katledilmişti Necmettin öğretmen. Arkasında bıraktığı öğrencileri şimdi onun yolunda gidiyor. Ben Necmettin hocamla birlikte okudum. Bana öğrettikleri şeylerle de devam edeceğim. Bugün 5. yıl karne günümüz. Karnemizi alıyoruz. O olmadan karne almak hiç güzel değil. Takdir belgemi alıyorum. Onun bana ettiği şeylerle alıyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Mekanı inşallah cennet olur. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuyan 6 ve 7. sınıf öğrencileri karne gününde öğretmenlerini unutmadı. Bugün Necmettin hocasız yine bir karne aldık. Onu çok özledik. Özlemimi hala yaşıyoruz. 5 yıldır aramızda yok. Ve hepimiz de öğretmen olacağız. Onun gibi ders vereceğiz. Necmettin hocayı çok seviyoruz. Karnelerini Yılmaz'ın fotoğrafının önüne bırakan öğrencileri özlemlerini dile getirdi. Biz karne bir gün aldık. 5. senemizdir. Biz büyüdüğümüzde öğretmen olacağız. Onun yolundan gideceğiz. Şehit Necmettin Yılmaz ilk ve ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yapan Hediye Ayyıldız Sancar, onun bıraktığı bayrağı kendilerinin devraldığını söyledi. Necmettin öğretmenin okulunda ve onun öğrencileriyle çalışıyor olmak manevi anlamda bize ağırlığı olan bir durum. Tabii ki onun yerini dolduramayız, onun acısını hafifletemeyiz ama her zaman onun anısıyla yaşıyoruz, onun varlığını her zaman hissediyoruz. Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri onun istediği gibi derslerinde büyük başarı gösteriyor. Bir kez daha ruhu şad, mekanı cennet olsun Necmettin öğretmenin. Milyonlarca gencin kaderini belirleyen yüksek öğretim kurumları sınavı hafta sonunda yapılacak.
3 milyonu aşkın aday hayalindeki üniversite için ter dökecek. 2 yıl aradan sonra ilk kez maskesiz girilecek olan sınavda baraj puan uygulaması kaldırıldı. En çok adayın katıldığı ilk oturum olan temel yeterlilik testinin süresi ise 30 dakika uzatıldı. Yükseköğretim kurumları sınavına saatler kaldı. 3 milyondan fazla aday hayalindeki üniversiteye girebilmek için 2 gün boyunca ter dökecek. 2 yıl aradan sonra ilk kez maskesiz girilecek olan sınav 3 oturumda yapılacak. Birinci oturum temel yeterlilik testi. Cumartesi günü yapılacak. En çok adayın katıldığı TYT'nin 135 dakika olan sınav süresi bu yıl 30 dakika artırılarak 165 dakika uygulanacak. İkinci oturum alan yeterlilik testleri pazar günü saat 10.15'te, üçüncü oturum yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te yapılacak. Adaylar TYT ve AYT için saat 10'dan sonra, YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT ve AYT'de baraj puan uygulaması kaldırıldığından sınava giren tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. 2022 YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Bu yıl YKS'ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla oldu. Adaylara önemli bir hatırlatmayı da yapalım. Yanınıza sınav giriş belgenizi ve fotoğraflı geçerli kimlik belgenizi almayı unutmayın. Tüm öğrencilere başarılar dilerim efendim şimdiden. İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi hayatını kaybetmişti. O davada yargılanan 3 sanık vardı. 3 sanıkla ilgili karar açıklandı. Son celse yapıldı. 3 sanığa 4 ila 18 yıl arasında değişen oranlarda ceza verildi. İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan apartmanlardan biri olan Doğanlar Apartmanı'nın B blokuna ilişkin görülen davada karar açıklandı. Deprem sonrası başlatılan soruşturmada müteahhit Çetin Doğan ve müellif Sedat Boyacı tutuklanmıştı. Tekniker Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken yapı fenni sorumlusu Bedriye Işıldak firar etmişti. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen Doğanlar Apartmanı davasında son kararı mahkeme verdi. Çetin Doğan 18 yıl, Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezası alırken çalışanlardan sorumlu tekniker Gündüz Uysal'a 4 ila 5 ay arasında hapis cezası verildi. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12 maddelik kanun teklifiyle ek ödemeler merkezi bütçeden yapılacak. Sözleşmeli personel sayısı ise 27 bine çıkarılacak. Sağlık çalışanlarının özlük hakları iyileştirilecek, düzenlemeler hayata geçecek. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 12 maddelik kanun teklifiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Koca gözümüz aydın ifadeleriyle sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yasalaşan teklifte ek ödemeler merkezi bütçeden yapılacak. Bu düzenleme ile hastanelerin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek. Üniversite hastanelerindeki sağlıkçılar ve adli tıp kurumunda görev yapan personel de uygulamadan faydalanacak. Sağlık tesislerinde ek ödemeye ilişkin işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetlerinin oluşturulması için yasal altyapı oluşturuldu. Sağlık çalışanlarının döner sermaye ek ödeme tavanları artırıldı. Kanunla memur olarak göreve başlayanların talepleri halinde sözleşmeli kadroya geçmeleri onaya bağlandı. 22 bin olan sözleşmeli personel sayısı 27 bine çıkarıldı. Çin Kültür ve Sanat Festivali Çin kültürünü Ankara'ya taşıdı. Çin Ankara Büyükelçiliği, Ankara Mamak Belediyesi, Türkiye Çin Dostluk Vakfı, CRI Türk katkılarıyla düzenlenen festivalde sahnelenen gösteriler katılımcılara eşsiz anlar yaşattı.
Türkiye için dostluk korosu şarkıları seslendirdi. Geleneksel kıyafetler defilesiyle geçmişe yolculuk yapıldı. Nefes Qigong Okulu'nun Tai Chi ile Türkiye Wushu ve Kung Fu Federasyonu'nun gösterileri nefessiz izlendi. Ankara'da düzenlenen Çin Kültür ve Sanat Festivali ile başkentliler Çin kültürüyle tanıştı. Türkiye Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yaşar'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Cheng Weiyuhua katılımcılara hitap etti. Çin ve Türkiye arasındaki dostluğu geliştirmek için hepimizin bir katkısı olsun. Çin Ankara Büyükelçiliği, Ankara Mamak Belediyesi, Türkiye Çin Dostluk Vakfı, CRI Türk katkılarıyla düzenlenen festivalde katılımcılar eşsiz bir tecrübe yaşadı. Ulusal kanala konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weiyuhua, Türk ve Çin halklarının kültürel yakınlaşmasının iki ülke ilişkilerine büyük katkı sağlayacağına dikkat çekti. Kültür ve sanat halklarımızın birbirlerini daha iyi tanınabilmesi için bir köprüdür, bir önemli bağdır. Böyle faaliyetlerle birlikte halklarımız arasındaki dostluğun temeli çok sağlam olacağını düşünüyorum ve ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkilere de katkıda bulunacağına inanıyorum. Gösterilerinin ardından Çinli ve Türk sanatçıların emeği olan eserlerin sergilendiği karma serginin açılışı yapıldı. Tüm hafta boyunca yurdun birçok noktasında etkili olan sağanak yağış bu defa Aydın ve Afyon Karahisar'da etkili oldu. Zaman zaman su taşkınları yaşandı. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Mahsur kalanları kurtarmaksa yine ekiplere düştü. Aniden bastıran sağanak bu görüntülere sahne oldu. Aydın'da etkili olan yağış nedeniyle Köşk, Başçayır, Karayolu'nda sel ve heyelan oldu. Kızılcaköy mahallesinde ise sele kapılan iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Su basan dört evde hasar oluştu. Bu görüntülerde Afyon Karahisar ve İhsaniye ilçesinden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İhsaniye ilçesinde sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Ayazini köyünde bazı binalarda su baskınları olduğu ve hasar oluştuğu öğrenildi. Bölgedeki arazilerde mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Tunceli'de nesli koruma altında olan yaban keçileri yavrularını dünyaya getirmeye başladı. Mazgirt ilçesindeki Bağın Vadisi orman varlığı dağları ve su kaynaklarıyla yaban keçilerine yaşam alanı sunuyor. Tunceli'de yaban hayatı oldukça zengin. Nesli koruma altında olan yaban keçilerinin sayısı yeni yavrularla artıyor. Burası Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki Bağın Vadisi. Bağın Vadisi sarp dik yamacı %70-%80 eğime sahip olduğundan dolayı bu yaban keçilerinin çok sevdiği bir alan. Korunaklı alanlar, insan ve vahşi hayvanlar ona erişemeyeceklerinden dolayı buralarda çok güzel alanlar sağlamışlardır. Bağın Vadisi orman varlığı dağları ve su kaynaklarıyla yaban keçilerine yaşam alanı sunuyor. Yaban keçileri yavrularını dünyaya getirmeye başladı. Geçen haftadan itibaren doğumları başladılar. Bu yıl ikizlik oranı iyi. O yüzden seviniyoruz. Yaban keçilerinin vadideki yaşam alanlarını görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Hüseyin Nardin'e göre yavruların dünyaya gelmesiyle vadi şenlendi.
Nadin, canlıların varlığını devam ettirebilmesi için insanların doğaya sahip çıkması gerektiğini belirtti. Bu doğa hepimizin geleceğe bırakmak için lütfen doğamıza sahip çıkalım. Suyundan, ağacından, taşından, bitkisinden tüm doğamıza sahip çıkmamız lazım. Çünkü zincirin bir halkası koparsa her şey yarım kalır. İçimizi ısıtan bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza. Adresi Hakkari. Hakkari Çukurca'da tek başına kalan ayı yavrusunun imdadına Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları koştu. Haçuvan adı verildi minik ayı yavrusuna ve yaşamını özel bir alanda sürdürülebilmesi için Bursa'daki ayı barınağına gönderildi. Bu minik ayı yavrusunun adı Haçuvan. Annesini kaybeden yavru Hakkari Çukurca'nın kırsal arazisinde yaşam mücadelesi verdi. Bitkin halde bulunan yavru tedavi altına alındı. Çok zayıf durumdaydı, bitkin durumdaydı. Biz bunun genel durumunu düzelttik. Haçuvan annesini bulsun diye bölgede 4 gün boyunca nöbet tutuldu ancak bulamadı. Bir ümitle annesini bulabilir mi diye tekrar bulunduğu bölgeye 4 gün nöbet tutturduk. Oradaki seslenmesi, ağlaması herhangi bir cevap alamadı. Van 100. Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Haçuvan'a bebek gibi baktı. Merkezimizde artık bir bebek nasıl beslenirse bir kreş usulüyle ilk başta başlangıç mamasından bugünkü durumuna kadar getirdik. Katı yemeye geçti. Minik ayı yavrusunun keyfi yerinde. Sağlığı da oldukça iyi ama artık aydınlık vakti geldi. Gel Haçuvan gel. Haçuvan bundan sonraki yaşamına Bursa'daki ayı barınağında devam edecek. Ama sevimli görünüyor yani. Buradan da bunu belirtmek isterim. Bu içimizi ısıtan haberle noktalıyoruz. Efendim sürçülisan ettiysek ki etmiş olabiliriz. Affola güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hafta sonu ana haber bülteninde Emrah Şen sizlerle birlikte olacak. Birazdan saatler 20'yi gösterdiğinde de Can Karadut, Hakan Topkurulu ile birlikte Büyüteç programında sizlere merhaba diyor olacaklar efendim. Lütfen tekrar görüşünceye kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buyursunlar.